Arkadaşlar merhaba. Biyografi, otobiyografi meselesinin son konusunu işleyeceğiz. Kısa kısa vereceğim bu tanımları. Bilmenizde fayda var ama yazılılarda çıkar mı? Çok fazla çıkmaz. Tezkire daha önce de bahsetmiştik biyografiyi anlatırken. Eski dönemlerde önemli kişilerin, özellikle şairlerin hayatlarının anlatıldığı eserlerinden örneklerin verildiği düz yazı türüydü. Yani normalde divan edebiyatında şiir ön plandaydı ama düz yazı yani nesir olarak tezkirelerde vardı arkadaşlar. Günümüzdeki biyografik antolojik eserlere benzeyen tezkireler bir tür edebiyat tarih çalışması sayılabilir. Tezkireler genellikle mukaddime yani giriş, şairlerin ve eserlerin tanıtıldığı asıl metin ve hatimeden oluşur. Mukaddimelerde eserin sunulduğu kişiye övgüler, dönemin şiir anlayışı ve eserin yazılma nedeni hakkında bilgi verir. Yani bütün günümüzdeki düz yazı örneklerindeki giriş bölümü gibi düşün mukaddimeyi takdim ediyor yani. Neyi takdim ediyor? Eserin sunulduğu kişiye övgü. Dönemin şiir anlayışı, yani dönemde şiirle ilgili neler var, neler yok, onu anlatılır. O anlatılır. Bir de eserin yazılma nedeni. Bu tezkire niye yazıldı? Bunun üzerinde bilgi veriyor. Asıl metin bölümünde tanıtılan kişinin yani şairin sosyal çevresi, edebi kişiliğiyle ilgili bilgiler, sanat üzerine değerlendirmeler ve eserlerden örnekler bulunur. Yani bu asıl metin aslında gelişme bölümü diyebiliriz. Hatime, hatmetmek yani bitirmek demek. Yani bitiş bölümü. Eserin bitiş tarihi, yazılış süreciyle ilgili bilgiler, dönemin padişahına veya önde gelen devlet adamlarına dualar, eserdeki kusurlar için af isteği yer alır hatime bölümünde. Dikkat ederseniz hep bir övgü hali var. Bu divan şiirin, divan edebiyatının genelinde var zaten. Hep sürekli ya çok ciddi boyutta övgü ya da eğer yergi varsa, hiciv varsa dibine kadar hicvet edebilirler. Tezkirelerin özelliklerine bakarsak çoğunlukla yazarların adıyla anılır tezkireler. Alfabetik sıraya göre dizilirler. Nesnel bir bu tutumlu, açık ve sade bir dille bilgi vermek amacıyla yazılan biyografilere göre tezkireler öznel bir anlatımla yazılır. Az önce de söyledim, hani övgü ve yergi çok fazla var. O nedenle tezkireye kesinlikle nesnel diyemeyiz. Tezkire öznel bir metindir. Tezkirelerde yazarlar genellikle sanat güçlerini göstermeye çalışmış, seci, aliterasyon, tezat ve tenasüplerle süslenmiş sanatlı bir dil kullanmıştır. Zaten divan edebiyatının temelinde sanat var. Sanat için sanat anlayışı olduğundan çok fazla sanatlı ifadeler var. Ağır yabancı sözcüklerin çok olduğu bir edebiyat. Bu tezkirelere de yansımış. Türk edebiyatında ilk şairler tezkiresi Çağatay şairi Alişir Nevai'nin yazdığı Mecalisün Nefais'tir. Bundan daha önce de bahsetmiştik. Şu işte eserimiz, sağ alttaki eserimiz. Türk edebiyatında Anadolu'da yani yaşadığımız topraklarda yazılan ilk tezkire ise Sehi Bey'in yazdığı Heşt Behişt adlı eserdir. Türk edebiyatında tanınmış tezkireler arasında Latifi'nin Tezkiretü Şuara, Ahdi'nin Gülşen'i Şuara, Aşık Çelebi'nin Meşairi Şuara, Kınalızade Hasan Çelebi'nin Tezkiretü Şuara gibi eserleri sayılabilir. Ama dediğim gibi yazılı için bizim için önemli, önem arz eden iki tezkire Mecalisün Nefais ve Sehi Bey'in Heşt Behişt eserleri. Şöyle de bir komik bir karikatür var bakın. Sehi Bey'i sahi olarak düşünebilirsiniz. Portre diye bir türümüz var. Bir kimseyi karakteristik özellikleriyle okuyucuya tanıtmak amacıyla yazılan edebi yazılara portre denir. Evet, resimde de portre var gördüğünüz gibi Atatürk'ün resmi. Bu resmi sözcüklerle anlatmaya çalışın. İşte ona biz edebiyatta portre diyoruz. Kişinin sadece dış görünüşünün yani boyunun, saç renginin, giyiminin konuşamadım ne bileyim kilosunun, saç renginin falan yer aldığı portreye fiziki portre, eğer o kişinin iç dünyasını, ruhsal durumunu, kişiliğini, ilkelerini anlattığımız portre ise ruhi portre, yani tinsel ya da moral portre diyebiliyoruz. Çoğu zaman fiziki portre ve ruhi portre iç içe kabul ediliyor. Fiziki portre kişiyi diğer insanlardan ayıran dış özellikleri iyi bir gözlemle belirledikten sonra uygun sıfatlar kullanılarak özgün bir şekilde yazılır. Yani fiziki portre betimleme kullanılıyor fiziki portrede çok fazla. Bunun için de gözlem tekniği mevcut olmak zorunda.
tabii ki özgünlüğü dilini anlatması gerekiyor. İş dünyasının anlatıldığı portrelerde ise kişinin ahlakı, alışkanlıkları, düşünceleri ilginç bir üslupla yazılır. Portreye konu olan kişiye ait düşünceleri ve anlayışları daha etkili olarak ortaya koymak için onun sözlerine de yer verilebilir. Yani alıntılar yapabiliriz o kişiyle ilgili. Romanda olay kahramanları değişik bölümlerde gerek dış görünüşleriyle gerekse karakter özellikleri okuyucuyu anlatır. Bu durumda romanlarda portre tekniği aslında kullanılıyor arkadaşlar. Bakalım, tabii ki ayrı bir tür olarak da veriyoruz portreyi. Özgeçmiş yani CV daha çok kişinin hayatındaki önemli evreleri, elde ettiği bilgi ve becerileri, kendi ağzından anlattığı yazı türüdür. Bu birazcık biyografiyle karıştırılabilir ama biyografi daha farklı bir türdür. Özgeçmiş genellikle iş başvurularında bulunur. Kişi kendini tanıtmak için kuruma bir form verir, form doldurur ya da bir yazı yazar. Bunu özgeçmiş yani CV diyoruz. Burada öğrenim durumu, iş tecrübeleri, özellikleri eksiksiz olarak yansıtılmalı. Buna Osmanlı edebiyatında tercüme-i hal ya da hal tercümesi adı veriliyor. Şöyle bir CV örneği bakın. Kişisel bilgiler, doğum tarihi, cinsiyeti, medeni durumu falan filan, iletişim bilgileri, adres bilgileri, ev telefonu, cep telefonu, e-posta, hedefleri, eğitim bilgileri, iş deneyimleri, bunların yer aldığı, bir de fotoğrafın yer aldığı bir CV örneği. Monografiye gelirsek, bunu aslında biyografi konusunda anlatmıştık. Ünlü bir kimsenin hayatını, kişiliğini, eserlerini, başarılarını ayrıntılarıyla ele alan veya bilimsel bir alanda özel bir konu ya da sorun üzerine yazılan inceleme yazısına monografi diyoruz. Yani tek bir yazıdır ve çok ayrıntılı bir yazıdır monografi. İki tane önemli monografi var edebiyatımızda. Birincisi Mehmet Kaplan'ın Tevfik Fikret, diğeri ise Nurullah Ataç'ın Asım Bezirci'nin yazdığı Nurullah Ataç Eleştiri Anlayışı yazan adlı eserlerdir. Nekroloji ise aslında vefat duyurularıdır. Ölen ünlü kişinin hemen ölümünden sonraki günlerde gazete ve dergilerde ölen kişinin yakınları tarafından onun erdemlerinin, işte yaptıklarının, özelliklerinin, çalışmalarının anlatıldığı ve öldüğü ve ayrıca ölümünden duyulan üzüntüyü de belirten yazılara biz nekroloji diyoruz. Tabii bu bir teknik ve vefat duyurusu diyoruz. Türkçesi aslında vefat duyurusu diyebiliriz. Evet, biyografi konumuz buraya kadar arkadaşlar. Başka bir ünitede görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.